Merhaba çocuklar. Bugün size piktogramdan bahsedeceğim. Mesela Japonya'ya gittiniz, havaalanındasınız ve tuvalete gitmeniz gerek. Dilini hiç bilmediğiniz bu yerde tuvaleti nasıl bulursunuz? Aslında günlük yaşamda oldukça fazla kullanılan fakat adının ne olduğunu bilmediğimiz bu şeylerin genel adı piktogram. Yani bir objeyi, bir yeri, bir nesneyi sembollerle ifade etme biçimi. Peki biz bu piktogramları başka nerelerde görüyoruz? Piktogram için belli başlı yerlerde kullanılır demek yanlış. Hayatınızın her anında bu kavramlara rastlamanız mümkün. Mesela evinizden çıktınız, yolda yürüyorsunuz ya da araba ile bir yerden bir yere gidiyorsunuz. Çevrenizde gördüğünüz tüm trafik tabelaları piktogram örnekleridir. Üzerimizde bile taşıyoruz aslında. Giydiğiniz tişörtün iç kısmında yıkanma talimatları bölümünde bile piktogramlar vardır. Uzun uzun anlatmaktansa çizimler ve rakamlarla nasıl yıkamanız gerektiğini ifade eder. Aynı tişörtü sizden çok uzak ülkelerden birinde bir başkası da giyse aynı kurallara bakarak aynı anlamları çıkarabilir. Bu sebeple piktogramların en önemli özelliği evrensel olmalıdır. Kişilerin dili, dini, ırkı ne olursa olsun herkes bu işaretleri rahatlıkla anlayabilmelidir. Farkındaysanız figürlerin gözleri, burunları, parmakları yok. Piktogramların bir diğer özelliği yalın tasarımları olmaları. Ayrıntılara yer verilmiyor. Anlatılmak istenen olabildiğince sade bir biçimde anlatılıyor. Ve genellikle siyah beyaz kullanılıyor. Bunun yanında bazen farklı renklerle de piktogramlar görebiliyoruz. Bu görsel dilin içerisinde renk ayrıştırıcı bir rol oynuyor. Örneğin kırmızı yasak, sarı tehlike, mavi yönlendirme, yeşil ise güvenli olduğu anlamına taşır. Piktogram kavramının temelinde hayatı kolaylaştırma vardır. Sizden de hayatı kolaylaştıracak bir piktogram çalışması bekliyorum. Bu noktada size yol gösterecek çok güzel ipuçları vereceğim. Önce malzemelerimizi tanıyalım. Bir kalem, silgi, cetvel, farklı kalınlıklarda keçeli kalemler ve çalışmamızı yapacağımız bir defter. Biz buna tüm sene sürecimizi kaydedeceği için süreç günlüğü diyoruz. Düz, çizgisiz bir defter olması yeterli. Eğer sizin böyle bir defteriniz yoksa herhangi bir kağıda da çalışmanızı yapabilirsiniz. Çalışmaya başlamadan önce hangi konu ile ilgili piktogram üretmek istediğimize karar verelim. Mesela pandemi süreciyle ilgili olabilir. Biliyoruz ki bu süreçte hepimizin sorumlulukları var. Ve siz de yapacağınız piktogramla insanlara bu sorumlulukları hatırlatırsınız. Böylelikle çevrenize faydalı olmuş olursunuz. Çalışacağınız konuya karar verdikten sonra kağıdınızı küçük karelere bölün ve her bir kareye eskizler yapın. Eskiz? Eskiz ön çalışma ve taslak anlamına gelir. Kısa ve seri olarak yapılan deneme çizimleridir. Sizin için en iyisini bulana kadar deneme çizimlerinize devam edin. Nasıl bir tasarım olabilir acaba? Acaba pandemi süreciyle ilgili insanlara hangi sorumluluklarını hatırlatmak isterim diye düşünerek çalışmalarınıza devam edin. Unutmayın, piktogram basit çizgilerle sade tasarımlar. Eskizler sonucunda seçeceğiniz tasarımı daha büyük bir kağıda çizerek çalışmanızı tamamlayın. Ve yaptığınız piktogramın konusuna göre size en yakın park, bahçe, apartmanınızın girişi, evinizin kapısı veya tuvaletinizin girişini asabilirsiniz. Sonrasında fotoğrafını çekip benimle paylaşın. Yaptığınız çalışmaları merakla bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sanatla kalın.